Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTIT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 14. güne üçgende alana devam ediyoruz. Üçgende alanda da yine artistik bir şey öğreneceksin şimdi. Alan kaydırma dediğimiz şeyden bahsedeceğiz ve sinüs alan formülünden bahsedeceğiz. Alan kaydırma çok tatlı ve çok zevkli. Ders anlatırken zaten göreceksin. Çok da artistik bir şey. Yani bir yerdeki üçgen bir yerdeki üçgenin alanına eşit oluyor. Çok ilginç bir şey. O ilginçlikten bahsedeceğiz. Evet 14. güne başlarken sayfa numarasını öğrenmek için ne yapıyoruz? Şafak sayarımıza geliyoruz. Şafak sayarımızda bakıyoruz ki hop 86 ve 91'i işleyeceğiz bugün. Şimdi 86 unutmayalım 86'yı. Bir de şuraya bakalım. Bugün de 2 tane ders işleyeceğiz. Üçgende alan 3 üç ve üçgen alan 4'ü işleyeceğiz. E o zaman hadi bakalım 86'ya gelelim mi? 86. sayfa gelsin ve alan kaydırma diyelim ve olaya başlayalım. Alan kaydırma dediğimiz şey aslında çok güzel bir şey ve çok zevkli ve çok keyifli gerçekten keyifli. İki paralel doğru arasında bir üçgenin alanı varsa ve o üçgenin alanını bulamıyorsak kaydırıp bulabileceğimiz yere getiriyoruz. Mesela burada iki paralel doğru verilmiş mi verilmiş. Şuradaki üçgene baksana taban burası. Tabanı sabit tut tepe noktasında bu doğru üstünde istediğin yere oynat. Tabanla o noktayı üçgen yap işte alan kaymış oluyor. Yani noktayı kaydırıyorum ya noktanın kaymasından dolayı alan da kaymış oluyor. Nasıl kayıyor? Muhammed göster bakalım nasıl kaydını. Şu şekilde ABC üçgeni var elimde. Hop A noktasını kaydırdım. Tabanı da sabit tuttum. Bak üçgen kırmızı alan oldu. Ondan sonra hop biraz daha kaydırdım. Bak ne oldu? Yeşil alan oldu. Yani oradaki alan değişir mi? Değişmez. Hatta o paralel doğru üstünde o noktayı istediğin gibi oynat. Sola oynat. Sağa oynat. İşte oradaki oluşan hep aynı üçgenin alanıdır. Yani üçgenlerin alanları oluşan üçgenlerin alanları birbirinin tıpkısının aynısıdır. Hocam bunun sebebi nereden geliyor? Baksana, baksana, baksana. Şuradaki tabana A dersen. Hocam şu üçgenin yüksekliği H. Hocam bu üçgenin yüksekliği de H. Hocam bu üçgenin yüksekliği de H. H, H, H. Şu üçgenin alanı ne oldu? A çarpı H bölü 2. Şu üçgenin alanı ne oldu? A çarpı H bölü 2. Diğer üçgenin alanı ne oldu? A çarpı H bölü 2 eşit oldu. Yani bütün alanlar A çarpı H bölü 2 eşit oldu. Yeter ki tabanını değiştirme. Tepe noktasını al. istediğin yere kaydır. Yani i̇stersen bunu biraz daha uzat şöyle. Bak biraz daha uzak. En kenardaki noktayı seç. Şurada A tabanına ait şu üçgeni oluştur. Yani şu şekilde oluşan şu üçgenin alanı da yine ne oluyor? Tabanları aynı yüksekleri aynı olduğu için. Yani burada ne yaptık? aldık bu noktayı hop burada kaydırdım buraya getirdim tepe noktası bu taban bu olacak şekilde üçgeni oluşturdum üçgenin alanı değişmedi çok artistik bir şey değil mi gerçekten öyle İlerleyen bölümlerde paralel kenarda dikdörtgende karede yamukta bu tür şeyleri kullanacağız çünkü karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenleri saydım sana üçgende de kullanıyoruz ve çok da ilginç bir şekilde çözüme çok rahat bir şekilde ulaşıyoruz mesela gel öğrenme alanında şu işi öğrenelim öğrenme alanına baktık şimdi arkadaş şimdi Şimdi ispatta yaptık ya ispat tekniğiyle de ispat yapacağız bak şimdi e, ispat diye, ile yapacağız daha doğru soruyu. Alan kaydırma sorusu değil mesela ilk soru. İlk soru A şıkkı. Bakıyorum hocam böyle bir üçgen var. E burada da böyle bir üçgen var. Ters düz üçgenler var. A hocam burada bunların yüksekleri aynı değil mi? Aynı. E o zaman bu şekilde iki paralel doğru arasında ters düz üçgen olursa da yine alan tabanlarıyla doğru orantılıdır. Yüksekleri aynı olduğundan dolayı. Bak ilk sorumu nasıl yazmışım? İspattaki gibi yazmışım. Hani taban çarp yüksek böyle iki şeyini kullandım ya. Oradan dolayı. Çünkü buradaki yüksekler aynı. Yükseklikler aynı olan üçgenlerde alanlar tabanlarıyla doğru orantılı. 5K'da kalan 5A ise 2K'da kalan 2A deriz. 2A8 ise A'yı buradan 4 buluruz. 5A'da kaç çıkar? 20 çıkar. Evet. Buradan böylelikle 20 bulduk. Geldi göbür soruya. Hocam paralellik verilmiş. Ve buradaki 4 verilmiş. Burası 6 verilmiş. Şu üçgenin alanı soruluyor bana. Şimdi şekilde 90 derece varsa üçgenin alanı nereden çıkıyordu? Taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den çıkıyordu. E ben şu üçgene baktığımda herhangi bir taban uzunluğu yok ki. Yani benim bu üçgenin alanı bu şekildeyken bulmam imkansız. Şimdi ne yapacağız? Paralellik verilmiş. Paralelliği kullanacağım. İki paralel doğru verildiğinde bak paralel doğrular bunlar. Paralel doğrular arasında bir üçgen alanı soruluyorsa tabanı sabitle. Paralel doğrulardaki tabanı sabitle. Yani taban olarak mesela burayı seçme. Paralel doğru üstündeki tabanı sabitle. Şimdi burada böyle bir üçgen var ya. Bu üçgenin kenarı paralel doğru üstünde burası değil mi? Evet. Orayı sabitle. Orayı sabitledikten Sonra tepe noktasını da istediğin yere oynat, paralel doğruda istediğin yere oynat. Ne yap? En köşeye çekmek daha mantıklıdır her zaman. Mesela sen bunu alıp şuraya getirebilirsin. Şöyle bir üçgen oluşturursun. Bu üçgenin alanı da alan kaydırmadan dolayı aynıdır. Ama biz ne yapıyoruz? En köşeye çekiyoruz. En köşeye. Aldım onu. Hop. En köşeye çektim. Yani tepe noktası burası değil de burası yaptım. Yeni tepe noktası burası iken taban burası iken üçgen oluşturduğum zaman ki hemen oluşturuyorum şöyle şöyle. Bu üçgenin alanı da yine nedir? Alan kaydırmadan dolayı aynıdır. Sebep tabanları aynı. Şu şuradaki mavi üçgenle şuradaki mavi üçgenin tabanları aynı. iki paralel doğru arasında olduğu için yüksekleri de aynı. O yüzden alanları da aynıdır. Ama her zaman ispatıyla yapmayalım. Bu tekniği de bilelim. Ben her zaman ne diyorum? Üçgende alan sorularını yapmak istiyorsan. 1. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 2. Alan dağıtma. 3. Alan kaydırmayı bil. Hiç sıkıntı yaşamazsın. Bir de benzerlik alan ilişkisini de bilsen iyi olur tabii ki. Evet bu üçgenin alanı. Şimdi bu üçgenin alanı soruluyor bize. Önceden ben bu üçgenin alanını buradayken bulamıyordum. Şimdi bu üçgenin alanı buradayken bulabilecek miyim bakalım. Ne verilmiş bana burada? 4 verilmiş. Hmm. Hocam 4 var burada. 4. Taban var. Bu 4 tabanına ait yükseklik tepesi burası. Hop geniş açı olduğundan dışarıya düşmüş. Yükseklik de burası. E taralı alan o zaman 4 çarpı 6 bölü 2. 24 bölü 2'den cevap 12 yapar. Nasıl? Çok artistlik bir şey değil mi? Evet güzel sorularda böyle karşılaşıyoruz. Dikkat edin alan taşıma dediğimiz bir şey aslında bu. Alan da böyle taşımayı da ÖSYM'de sever. O yüzden böyle bu soruya yani alan kaydırmaya da dikkat et. İlla üçgende çıkacak diye bir şey yok. Aynı şekilde dörtgenlerde de karşımıza soruları çıkabilir. Evet işi öğrendik. Geldik buraya 35. soruya. Alan dc nedir diye soruluyor. Şimdi bize 4 verilmiş 6 verilmiş bir de. E şimdi 4 ve 6'ya göre bu üçgenin alanını bulacağım. Arkadaş bu üçgenin alanına baktığım zaman şimdi bu üçgenin alanına baktığım zaman ben hiçbir uzunluk göremiyorum. Hiçbir uzunluk yok. İmkansız bulamam. Ama iki paralel doğru arasında olduğu için alan kaydırması yapabilirim. İki paralel doğru arasında bir üçgen verildiğinde alanı sorulduğunda verilen üçgende paralel doğru üstünde tabanı sabitle. Şuradaki tabanı sabitliyorum dostum. Bak şimdi şu tabanı sabitledim. Tepesi de burası yapıyor değil mi tepesi? Bu tabanın tepesi yani. Bu tabanın tepe noktası burası yapıyor. Bu tepe noktasını istediğin yere oynat. Buraya oynattım mesela alan değişmez. Bu alan yine aynıdır. Alan kaydırdık. Ama biz en köşeye çekmek en mantıklısıdır demiştik. Aldık bu noktayı hop getirdik buraya. Hadi bakalım getirdik buraya. Şimdi bu tepe noktası ve bu tabana ait üçgen oluşturacak olursam. Hemen şöyle oluşturuyorum. Şöyle oluştu. Oluştu. Şu üçgenin alanında. Önceki mavi üçgenin alanına eşit midir? Eşittir. Neden dolayı? Alan kaydırmadan dolayı. E Bize artık bu üçgenin alanı soruluyor. Bu üçgende de. Bak burada bir 4 var. Hemen 4'e yoğunlaştım. Hocam bu üçgende 4 var. Şekilde 90 derece var. Büyük ihtimalle taban çarp tabana ait yükseklikten çıkacak. O zaman tabana ait yüksekliği kullanalım burada. Tabana ait yükseklik. Hop. Şu mu? Tabanın tepesi burası. Yüksekliği de bak burası. E o zaman ne yapacağız burada? Hadi bakalım. Taban 4. Yükseklik 6. 4 çarpı 6 bölü 2'den 24 bölü 2'den cevabı 12 diye ulaşırız. Kırmızı alan 12 yalnız. Mavi alandan olacak işte. 12 eşit olacak. Evet cevap bu oldu gençler. Örnek 35'te 12 bulduk. Çok güzel ya gerçekten. Çok keyifli de. Geldik bir sonraki soruya. Bak şimdi benden dörtgenin alanı isteniyor. Hocam ne yapacağız burada? 2 var 4 var. E ben tamam şuradaki alanı bulabilirim. Hocam al alanı belli. 2 çarpı 4 bölü 2 dik üçgenin alanından dolayı. E burası sıkıntılı. Buradaki üçgenin alanını ben hiçbir şekilde bulamam. Hiçbir kenar yok. Demek ki bir şey yapacağım. Bakıyorum ki bu iki paralel doğru arasında bunlar. Şu paralel doğrular arasında. Tabanı sabitledim o zaman. Paralel doğru üstündeki tabanı sabitledim. Çünkü benden bu üçgenin mavi üçgenin alanı isteniyor. Tepe noktasında aldığım kaydırıyorum. Bu tepe noktasını paralel doğru üstünde kaydırıyorum. En köşeye çekiyorum. Yani şuraya çektim. E yeni alanımız ne olacak o zaman arkadaş? Hop şöyle hop böyle mi olacak? Evet işte yeni alanımız bu oldu. Eski alan şuydu. Bak şurada kalana B diyelim. Şurada kalana B diyelim. Önceki şu mavi alana B diyelim. E şimdi ben bunu kaydırınca oradaki alan buraya mı geldi? Evet. Burası da B oldu. Sonuçta benden ne isteniyordu? Hocam bu üçgenin alanı A artı bu üçgenin alanı B. A artı B isteniyor benden. E şimdi A artı B. A'yı ayrı B'yi ayrı bulmayalım. Çünkü A artı B bak yan yana geldi. A artı B direkt bu üçgenin alanı yaptı. Yani 4 çarpı 5 bölü 2. O da kaç yapar? 10 yapar. Cevap 10. Çok daha Altlı. Geldik 37'ye ağırlık merkezi vermiş. Tamam ağırlık merkezini bugün işleyeceğiz. Ağırlık merkezinden bahsedeceğiz ama bunun yanında bir de ne var? Daha görmedik ama ağırlık merkezi ile ilgili ben şeyi biliyorum kardeşim. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde paralel verilmiş. Yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran olmayacak mı? Olacak. İspatını da yapayım hemen. Hocam şunu şöyle çizersem 2K'ya K oranı var ya o zaman paralelse bunlar. Burası 2A'ya burası A olur. Tamam ağırlık merkezinden paralellikten dolayı 2'ye 1 oranını yazdık. Sonra ne yapacağız? Hocam şuradaki alan 6 verilmiş. Bu alanı kullanmam lazım. Ve bu iki paralel doğru arasında. İki paralel doğru arasında olduğu için hemen ne yapıyorum? Tabanı sabitliyorum. Paralel doğrular üstündeki tabanı sabitliyorum. Paralel doğru üstündeki tepe noktasını oynatıyorum. İster bunu sağ tarafa doğru oynat. En köşeye buraya çek. İster bunu sol tarafa doğru oynat. Buraya çek. Hadi gel buraya çekelim. Şuraya çektim. Buraya çekince ne oldu? Hocam tepe noktası bu. Taban da bu olacak şekilde. Üçgen oluşturuyorum. İşte bu üçgenin alanı nedir? Hocam bu üçgenin alanı da 6'dır. Tamam. Süper. E devam edelim o zaman. A'daki alan 6 ise tepe noktası burası. 2A'daki alan 12 yapmaz mı? Yapar. Hemen 12'yi yazdım buraya. Sonra ne yapacağız? Hocam. Hocam. 2B'den B'ye geçiş var. 2B'deki alan 12 ise B'deki alan 6 mı olur diyeceksin. Saçını başını yolarım. Sakın. Niye hocam? Ya sen 2B'den B'ye geçiş yapıyorsun. B'deki buradaki alan boş değil mi? Tepesi burası değil mi? O zaman sen B'de böyle alan dağıtırken tepe noktası buraya bakacaksın. Yani 2B'de alan dağıtırken şuraya bakacaksın. 2B'de bu tepe noktasına geleceksin. Bu tepe noktasına gelene kadar burası kaç? 18. O zaman 2B'deki 18 ise hemen şöyle göstereyim. 2B'deki 18 ise şu 18 yaptı. B'deki alanda kaç yapar o zaman? 9 yapar ve tüm alana bak. 18 burası, 9 burası. Tüm alan isteniyor benden. O da 18 artı 9'dan cevap 27 çıkacaktır dostlar. Evet örnek 37'yi böylelikle 27 bulduk. Geldik örnek 38'e. Bir tık zor bir soru. Evet. Bunu böyle çıkarayım mı çıkarmayayım mı diye böyle düşündüm düşündüm düşündüm. Ya yılların emeği var bu soruda. Güzel de bir soru, zor da bir soru. Valla çıkarmak istemedim. Ya uğraşın desem yani sınavda belki çıkmayabilir ama kafayı çalıştırma bakımından güzel bir soru olduğu için o yüzden uğraşmayın. Beraber yapalım yani burada. Hani kafayı çalıştırmayı öğrenelim yani burada. Şimdi S1 bölü S2, 3 bölü 4 verilmiş bize. Egehan Kara bölü AC uzunluğu isteniyor benden. Yani burası 3a, burası da ne verilmiş? 4a verilmiş. K bölü AC isteniyor. Yani şuradaki oranlamalar isteniyor benden. Tamam. K bölü AC. Pardon. Tamam isteniyormuş. Şurası. Ee arkadaş ne yapacağız burada? Şimdi şu eski alanında bir şey yapamıyorum. S1 alanında bir şey yapabilir miyim? Yapabilirim. Nerede? Bak şu paralel doğrular arasında. Şu an burası 4A ve burası 3A iken herhangi bir şey yapabiliyor muyuz? Alan dağıtabiliyor muyuz? Hayır. Buradaki 4A ve 3A'da birinin tepe noktası bu. Bu tabana göre bakacak olursam birinin tepe noktası da bu. Yani şu an bir hamle yapılamıyor. O zaman farklı bir şey düşünmeliyiz. Ne yapmalıyız burada? Hocam 3A'ya bak bakalım burada. 3A şu paralel doğru arasında da var. 3A yani şu şekilde tabanı sabit tutup tepe noktasını alıp hop buraya getirebiliriz. 3A'yı ben şuraya taşıyabilirim. Ama 3A 4A yine alakası bir yere gitmiş oldu. Ki kullanamıyorum yani onu. E, o zaman şu paralellik verilmiş. Bu paralelliği kullanayım ben. Şu paralelliğe bakacak olursam şöyle. Bu tabanı bak şu paralelliğe bakıyorum şimdi. Şu iki kırmızı. Tabanı sabitledim. Şu tabanı sabitledim. Taban burası. Tepesi de burası değil mi? Evet. Aldım bunu. Oynatıyorum bak. Tepeyi kaydırıyorum. Hop. En köşeyi kaydırınca. Buraya getirince. Paralel doğru arasında üçgen oldu olduğu için alan kaydırmakma geldi. Bu tepe noktası ve tabana ait bir üçgen oluşturuyorum. İşte bu üçgenin alanı mavi üçgenin alanına eşit oldu. Yani burası da yine nedir? Alan kaydırmadan dolayı 3A. Peki hocam burası 3A. Burası 4A olunca güzel bir şey geliyor mu? Geliyor. Bu 3A ve 4A'da tabanlar buraları iken tepe noktaları aynı değil mi? Evet tepe noktaları aynı olduğu için ben buraya 3K buraya da 4K diyebilirim. 3K'ya 4K cümlesi kullanılabilir yani. Burada. Hatta benden oran isteniliyor ya. Hiç oran isten olduğu için K şeklinde de yazmama da gerek yok bence. Çünkü 3'e 4 yazsam da oranladığım zaman yine Ege Ankara da K cinsinden bulacağım. Oranladığım zaman zaten K'lar nanay olacak. O yüzden hiç oraya bulaşmayayım. E ne yapacağız hocam şimdi? AC uzunluğu isteniyor. AC uzunluğu bir de Ege Ankara uzunluğu isteniyor. E o zaman şuraya bir X diyelim. Hocam bir şeyleri kullanmamız lazım. Her bilgiyi kullanacağız. Bak şu paralelliği kullandık mı kullandık. Nasıl? Alan dağıtarak. Şu paralelliği de kullanalım kardeşim. paralelliği. Hocam bu paralellik nasıl kullanılacak? E belli. Bak şunları birbirine paralel bu sefer. Bu paralellikte ne var? Hocam 4'e x oran var kolda. O zaman burası 4k x olmaz mı? Olur. 4k x olur burası. E hala daha soru bitmedi. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Bak kardeşim şunlar da hala bir paralellik yok muydu? Vardı. E buradaki paralellikte de arkadaş şurada şunların oranı bunların oranı eşit değil mi? Hani kollar oranı diğer kollar oranı eşit. Evet hocam. Yani 4k'nın x oranı neye eşittir? Şunun şunu oranı şunun şuna oranına eşit. Yani 4 artı x bölü 3'e eşittir. K'lar nanay. Buradan x çarpı 4 artı x eşittir 12 yaptı. Şimdi bunu dağıtıp da böyle 12'yi de buraya atıp çarpanlar ayırma düşünebiliriz. Ya da hissedelim kardeşim 12 neyle neyin çarpımı? 3 ile 4'ün çarpımı. x yerine 3 yazarsam burası 7 yapıyor olmadı. Ya da 2 ile 6'ın çarpımı. x yerine 2 yazdığım zaman burası 6 yapıyor. Oluyor. Oluyor. Vallahi oluyor. x yerine 2 yazdığımda burası 6 oldu. Yani x'i böylelikle 2 buldum. x 2 çıktı. Ama benden Ege Ankara 2 bölü ac uzunluğu. ac uzunluğu 4, 2 ve 3'ün toplamı. Yani 9 mu yaptı orası? Evet. Cevap Böylelikle 2 bölü 9 oldu. Evet katılıyorum. Hem bunu benzerlikte sorsam zor bir soru. Bir de alan kaydırmaya falan yaptırmışım burada. Ee, hem alan kaydırma hem benzerlik hem alan dağıtma. Kazanımlar çok fazla olunca soru biraz zorlaşıyor. Ama ÖSYM 4-5 kazanımı birden sorduğu soru oldu. Hatta 2021 sınavının ne zor analitik sorusuydu mesela orada. 4 tane ya da 5 tane kazanım vardı. Çok kazanım olduğu için soru zor soru haline dönüştü. Burada da çok kazanım var. Alan kaydırma, benzerlik, alan dağıtma, e, bir başka şey var mı? 3 tane kazanım var. Tamam yetiyor. 3 tane kazanım bile soruyu zorlaştırabiliyor. Evet 38. soruda böylelikle 2 bölü 9 çıkar. Şimdi geldik sinüs alan formülüne kardeş. Kardeş. Sinüs alan formülü dediğimiz şey. Trigonometriden de gördünüz. Ama ben tabii ki burada da göstereceğim. Şimdi bir üçgenin alanı. Ne dedik? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den çıkar. Aslında sinüsü hiç işin içine katmasam bile biz taban çarpı yükseklik bölü 2'yi iyi bir şekilde biliyorsak eğer gerisi teferruat. Ha belki bazı sorularda sinüs teoremi bize kolaylık sağlayabilir. Ama ben şunun garantisini verebilirim. Sinüsle çözülebilen her bir soruyu ben sana şeyden çözerim. Tabana ait yüksekten çözerim. Birkaç tane soruda da hızlı bir şekilde de göstereceğim zaten sana. Ama bazı sorularda bizi direkt şeye itiyor. Nereye itiyor? Sinüse itiyor. Yani direkt belli ediyor kendini. Biz şeyi de bilelim. Bu arada bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunur ya da kollar çarpı sinüs alfa bölü 2'den bulunur. Alan soruluyorsa. Ha alan verilip başka bir yerde alan soruluyorsa orada da alan dağıtma yapacağımız ya da başka alan kaydırma yapacağımız belli oluyor zaten. Ben alan bulmadan bahsediyorum. Bir alan isteniliyorsa hiçbir şekilde alan verilmeyip de bir alan isteniliyorsa. Taban çarpı yükseklik bölü 2 genelde yeterlidir. Ama bazen de sinüs alan formülünü kullanıyoruz. Peki sinüs alan formülü dediğimiz nedir? Hocam kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2'dir. Bu kadar. Şu kollar çarpımı alfanın kolları çarpımı A çarpı C çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir alan ABC. ha şunu söyleyeceğim ama sen şöyle bir soruyla karşılaştığın zaman bilmiyorum aşağıda verdim mi? Vermişim. Aşağıda göstereyim. Şimdi öncelikli olarak öğrenme alanına gelelim. Öğrenme alanındaki sorulara bakalım. Normalde bu alan 4 çarpı. Bak 4 çarpı 6 çarpı sinüs 30 bölü 2 eşit. Bitti. Sinüs 30'u da nereden bulursun? Hocam bir 30 60 90 üçgen çizeriz böyle. 30 60 90 üçgeni 1 2 burası kök 3. Sinüs 30'da karşı bölü komşu hipotenüs ya. 1 bölü 2. Bunun yerine 1 bölü 2 yazarız. Gel burada 1 bölü 2'yi yaz burada. Gel 1 bölü 2'yi yaz. Hocam e, şunlar sadeleşse 2. Bunlar sadeleşse mücadele o zaman cevap kaç yaptı? 6 Bitti. Sinüs. Bak açının kolları varsa, açının kolları varsa sinüsten çıkıyor. Ama bu tarz sorularda da Allah aşkına sinüs kullan. Kollar verilip arada kaç verilirse. Tabana ait yüksekten yap kardeşim. Tabana ait yüksekliği çiz böyle. Olay bitsin. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2'dir. A taban 6. Yükseklik 2. Bak 6 çarpı 2 bölü 2'den daha rahat bir şekilde bulmadık mı cevabı? Bulduk. Ya en azından böyle sorularda sinüs teoremini uygulama. E hocam 150 var burada. Tamam. Alan neye eşittir? 4 çarpı 6 çarpı sinüs 150 bölü 2 eşittir. Sinüs 150 dediğim sinüs 30'dur. E sen burada o zaman sinüs 30 yazacak olursan şu 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 4 yaptı. Bu da gitti. Cevap kaç yaptı o zaman? 6 yaptı. Sinüs 30'u da burada buldum ya o yüzden rahat. Ama bunda da yine aynı. 150 gördüğün zaman da yine aynı. 150 gördüğün zaman önemli olan neresiydi? Hocam 30 derecesi önemliydi. Şuradaki 30'u ya da şuradaki 30 önemliydi. Şu 30'da olayı beceremezsem diğer 30'a bakalım. E bu 30'u gören insan ne yapar? Dik çizer. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2. E şimdi bu üçgenin alanı nedir? Hocam taban 6 iken yüksekliği dışarı düştü 2 oldu. Yani bak 6 çarpı 2 bölü 2 6 yine rahat bir şekilde bulabildik mi? Bulduk. En azından açı verilip kolları verilirse direkt tabana ait yüksekten yap. Daha rahat yaparsın. Anlaştık. Gelelim şuraya. Şimdi buraya geldik. Güzel. Burada şuraya bakacak olursak. Hocam şu üçgenin alanı isteniyor. Şekilde 90 derece varsa üçgenin alanı büyük ihtimalle taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den çıkacak. Bak tabana ait yüksekliği çizerim hocam. Tabana ait yüksekliği çizerim. E sonra aa burada şu paralel değil pardon. Tabana ait yüksekliği çizdim. Alfa, beta, beta, alfa. Bu üçgenle bu üçgen benzer. 90'ın karşısı 7 iken 90'ın karşısı 21 olmuş. 1'e 3 oran var. Beta'nın karşısı 5 iken burası da 15 olur. 8 çarpı 15 bölü 2'den daha rahat bir şekilde çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ama gel sinüsten yapalım. sinüsle şimdi. E hocam ne yapacağım? Bu üçgen alan isteniliyorsa hocam şu kollar verin, Şu açının sinüsünü bulursam olay bitti diyeceğiz. E o zaman buraya da alfa dersem. Sinüs alfa bu üçgenden belli mi? Belli. Karşı bölü hipotenüs hipotenüs karşı bölü hipotenüs yani 5 bölü 7. Gel şimdi bu üçgenin alanı yaz. Hocam bu üçgenin alanı 8 çarpı 21 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit. E hocam sinüs alfa dediğim zaten kaç? Bulduk. 5 bölü 7. Yani devam ediyoruz. 8 çarpı 21 çarpı e, şu 2 ile şu sadelesin 4 olsun burası. 4 çarpı 21 çarpı sinüs alfa kaldı. Sinüs alfa da 5 bölü 7 zaten. Şunlar şunlar gitti. 3 yaptı burası. 12 cevapta kaç yaptı böylelikle? 60 yaptı. İstediğin yerden yap ama bu tür sorularda da 90 varsa tabana ait yüksek daha mantıklı geliyor bana. Sen tabi istediğin yerden yapabilirsin sana kalmış. Evet 39. soruyu böylelikle 60 bulduk. Geldik 40. soruya. 40. soruda da şekilde şöyle bir şey verilmiş. Alanlar oranı soruluyor. Arkadaşlar alanlar oranını da bulurken şurada yüksekler çizerek de yine sonuca ulaşırsın. Alfaysa alfa ise alfa beta ise beta ya. Aa hocam 1'e 2 oran oldu. Haşken o zaman alfanın karşısı burası 2 haş olur. 6 çarpı h bölü 2 9 çarpı 2 h bölü 2'den yine sonuç tabana ait yüksekten çıkıyor. Ama ne yapacağız? Hocam alanlar oranı soruluyor. Şu açıyla şu açı ortak değil mi? Ortak. Hemen şöyle. Alan ABC'ye bakıyorum. 4 çarpı 6 çarpı sinüs alfa bölü 2 bölü. Alan CD'ye bakıyorum. Şu üçgen alanı yazdım. Bu üçgen alanında da kollar 8 9. 8 çarpı 9 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit. Bitti. Sin alfa bölü 2'ler sadeleşti. Şu şu sadeleşti. 2 kaldı. 2 kaldı. 2 ile de 6 sadeleşti. 3 kaldı. 3 bölü 9 da kaç yaptı? 1 bölü 3 yaptı dostlar. Bu şekilde bir açıları da ortak olduğu zaman iki üçgende o açılardan da sinüs teoreminden de gidebilirsin. Yani soru seni tek bir açıya itiyorsa özellikle alanları sorulan üçgenlerde ortak açılar varsa sinüs teoreminden de yapabiliyorsun sana kalmış. Evet cevap 1 bölü 3 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Bu, bu soruyun benzerini zaten ben yapmıştım. 5 12 13 üçgeni sen burada bu tabana ait yükseklik çizip alfa betadan şu üçgenlerin benzerliğinden haşı bulup taban çarpı yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşırsın. Ya da şunu diyebilirsin. Hocam ben bu üçgenin alanını bulmak istiyorsam eğer şurası bu iki kolun arasındaki açının sinüsünü bulursam olay biter. Yani alan neye eşit? 3 çarpı 12 çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit. Şunlar şunlar sadeleşsin 4 yapsın. 3 çarpı 4 çarpı sinüs alfa eşit. Dur. Sinüs alfa belli mi? Bakıyoruz. 90 var. Alfa beta açılarına dalalım. Da alfa ile betanın toplamı 90. Beta 90 ise burası da alfa oldu. E sinüs alfaya bakıyorum. Karşı bölü hipotenüs. Sinüs alfayı yazıyorum. 12 bölü 13. Gel burada sinüs alfa yerine 12 bölü 13 yaz. E zaten burada da şunlar sadeleştirmiştik. Yo bir dakika. 2 ile 12 sadeleşince 6 kalıyor. Nereden geldi bu? Şu 6. Yani şurası 3 çarpı 6 çarpı. Bir de sinüs alfayı 12 bölü 13'ü yazınca. Buradan da kaç geldi? E, bu 72. 216 mı yapıyor? Evet 216 bölü 13 şeklinde sonuca ulaşırız. Alfa sinüs alfadan çıkıyor. Böyle alfabetalı sorularda da sinüs alfalı sorular karşımıza çıkabiliyor. Evet geldik 42. soruya. Taralı alanlar birbirine eşit. Bak bak bak. Taralı alanlar birbirine eşit bu tekniği vermiştim. Hocam bu alanların eşitliğini nasıl kullanacağız? E, beyaz alana B diyelim. Çünkü bak şu üçgenle şu üçgende alanlar eşit ya şuraya bir B dersek böyle bir soru yapmıştık hatırlarsan. E, ee, A artı B alanına bak. Vay. Buradaki A artı B alanına bak. Vay. A artı B alanları birbirine eşit. O zaman A artı B alanlarını eşitleyelim. A artı B alanı nedir? Hocam bir tane A artı B alanı şu üçgenin alanı şöyle sarıyla gösteriyorum. Hatta içini boyayayım. A artı B alanı bu. Bir tane A artı B alanında şu değil mi dostum? Evet. A sarıyla pembe üçgende. Hocam şuradaki açıda ortak. Bir açı ortaklığı da var. O zaman sinüsten yapacağımız belli. Bu arada sinüssüz de yapabiliriz. Nasıl? Onu da söyleyeyim. Hocam pembe üçgende bu bu yüksekliği çizelim. Sarı üçgende bu yüksekliği çizelim. Bak 3 bölü 7. 3 aşağı 7h. İşte yine tabana ait yükseklik ya da sarı tabana ait yükseklik belli oluyor. Oradan da soru çıkar bu arada. Ama hem bu A artı B'lik üçgende hem de bu A artı B'lik üçgende bir açı ortak ya sadece bir açı var ya sinüse de yönlendirebiliyor bizi. O zaman yönlendirsin bakalım. Sarı üçgenin alanı nedir? Hocam 7 çarpı 2 çarpı sinüs alfa bölü 2. 7 çarpı şöyle 2 çarpı sinüs alfa bölü 2. Aynı zamanda a artı b alanı şu kırmızı üçgende kollarımız ne bu sefer? 3 çarpı 2 artı x. 3 çarpı 2 artı x çarpı sinüs alfa bölü 2 a sin alfa bölü 2'ler gitti. 21 eşittir. Dağıtıyorum. 6 artı 3x yaptı. 3x'i böylelikle 15 bulduk. x de böylelikle kaç geldi? 5 geldi. Evet örnek 47. Ne bulduk? 5 bulduk. İşlem hatası yapmışız. La nerede yaptım işlem hatası? Dur bakayım. Hemen hemen kontrol ediyorum. Şurası çünkü <laughs> 2 kere 7 21 yazmışım buraya. Burası 14 olacak gençler. Hemen düzeltiyoruz. O zaman buraya ne kaldı? Ee, 3x tamam. 3x eşittir. 3x eşittir. 8 oldu. O zaman 8 ise 8 bölü 3 mü oluyor cevap? Evet 8 bölü 3 oldu. Pardon bir 10 saniyenizi çaldım ama bazen yorgunluktan dolayı böyle şeyler de olabiliyor. Örnek 42 8 bölü 3. Allah'tan cevaba bakmışım ha. Geldik örnek 43'e. Evet örnek 43'te de ABC eşkenar üçgen olarak verilmiş. Tamam. ABC'nin eşkenarlığını göstereyim şöyle. Şu eşkenar üçgen. Şöyle tırtıklayalım. Göstereyim. Yani bu kenarlar 4 4 4. DBC de dik üçgen olarak verilmiş. Sonra DK ile kenan çarpımı bak hocam şu maviler çarpımı AK ile KC'nin çarpımına eşit. Şu yeşiller çarpımına eşit. E bu çarpımları ben nasıl kullanacağım? Hocam dikkat. Şu ikisinin çarpımıyla bu ikisinin çarpımı eşit işte verilmiş. Ama şu ikisi çarpımı bu köşede kesiyor ya. Yani ters açıdan buradaki açılar da eşit mi? Eşit. Ha, o zaman oradaki açıları kullanacağız. Spoiler zaten soru vermiş. E onu nasıl kullanacağım? Hocam şu kenarlar çarpımı bir de sinüs varsa pardon alfa varsa kenarlar çarpımı ve alfa ile ilgili biz neyi biliyoruz? şu üçgenin alanını biliyoruz. E o zaman dk çarpı kb bak dk çarpı kb çarpı sinüs alfa bölü 2 yazalım. Öbüründe de şu ak çarpı kc Hemen evet. AK çarpı KC çarpı o da sinüs alfa bölü 2 aklımıza geldi mi? Geldi arada alfa olduğu için. E zaten DK çarpı çarpı KB ile AK çarpı KB birbirine eşit verilmişti. E bunları ben sinüsle de çarpınca sin alfa bölü 2 ile de çarpınca yine eşit olur bunlar. Yani bunlar böyle eşit oldu o zaman. E o zaman ne oldu o zaman arkadaşım burada? Hocam bak dikkat şu kenarlar çarpı sinüs alfa bölü 2 ile bu kenarlar çarpı sinüs alfa bölü 2 eşitse bu kenarlar çarpı sinüs alfa bölü 2 aslında bana bu alanı veriyor. Bu kenarlar çarpı sayfa bölü 2 de bana bu alanı veriyor. Yani bu alanın eşitliğini vermiş aslında bize çaktırmak. Evet tamam. 2 eşit alan verildiğinde bak büyük üçgenle şu eşkenar üçgende beyaz bölgeye kaldı. Beyaz bölgeye de B alanı diyecek olursam eğer soru bitti sanki. O zaman A artı B alanı oldu? Hocam A artı B alanı eşkenar üçgenin alanı oldu. Aynı zamanda dik üçgenin alanı oldu. Yani A artı B hem eşkenarın alanına eşit hem de dik üçgenin alanına eşit. Eşkenarın alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4 4. Niye 3 yazdım buraya? 4 yazacağız. Evet bu neye eşit? Dik üçgenin alanı. Dik üçgenin alanı nedir? 4 çarpı x bölü 2'ye eşit. Dik kenarlar çarpımının yarısına eşit. E buradaki 4'ler sadeleşti. Sonra buradaki 4'ler de sadeleşsin. X de işler dışlar yapınca ne geldi? 2 kök 3 geldi. Gerçekten güzel bir soru. Ama burada şu x'in çarpımı ve bu x'in çarpımı ve açılar da eşit olduğundan direkt çarpımları sinüs alfa bölü 2 aklıma geldi. E çarpımları eşitse sinüs alfa bölü 2 çarpımları da birbirine eşit oldu. E dolayısıyla bu buradaki alanlar birbirine eşit oldu. A'ları yazınca B'yi de beyaz alanda B yazınca hatta şöyle şurayı da sarıya boyarsak daha net bir şekilde anlaşılacak galiba. Şurada beyaz alanda B kaldı. Beyaz alanda da B diyorduk zaten. A artı B'leri de eşitledik. Olay bitti. Evet ince bir soru gerçekten. Ama güzel bir soru. Cevap da 2 kök 3 oldu. Geldik örnek 44'e. ABC üçgeninde açılar verilmiş. Açıları kullanacağız burada. Özel açı var. Acaba özel açı mantığından mı çıkacak? Ya şimdi burada 60 var ya sanki buradan dik çizeceğiz gibi ama 120'yi de parçalıyoruz ama 120 de bazen parçalanabiliyordu. Çünkü 120 ya da 60'ın parçalanabildiği durumlar vardı. Ama direkt buradan dik çizince 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, burası 3 kök 3. Şu an işime yaramayacak yaramayacakmış gibi hissettim böyle. E ne yapacağız? Buradan şu verilen bilgilerden, şu çift çizgilere de şöyle bir x x diyeyim. Bu verilen bilgilerden 60'lardan falan filan bir şey yapamıyorum şimdi. Benden ne isteniyor? Her verilen bilgiyi kullanmak zorundayız ya. Bak şimdi. o çakal bir soru. Çok çakal bir soru hem de. Çok çakal bir soru. Benden ne isteniliyor? Şu isteniliyor. Baktın verilen hiçbir bilgi kullanamadın. Bir şey yapamadın. E soruya bak. Soru ne istiyor senden? Şu istiyor. O zaman odaklanacağın yer belli olmuş oluyor o zaman orada. Hocam burası, burasının alanı isteniliyor benden. O zaman burasının alanı isteniyorsa bir üçgenin alanı neydi? Ya taban çarpı tabana ait yükseklikti. Ama şurada bu tabana ait yükseklikte çizilebilir. Buraya da ait. Ama burada bak iki tane kol var. O zaman şurada sanki açıya dalacağım. Yani ben burada bu üçgenin alanını bulmak istiyorsam 6 çarpı bu arada şeyden de çıkar büyük ihtimalle tabana Yüksekten de çıkar büyük ihtimalle. Ama iki kol ve arasında da açı var ya. O yüzden böyle şey yapıyorum. 6 çarpı x çarpı sinüs alfa bölü 2'ye ulaşmam lazım benim. E, e şimdi burada 60 da 120 de verilmiş. Bunların mantığında kullanmam lazım. O zaman açıya dalacağım ben şimdi. Açıya nasıl dalabilirim? Hocam şuradaki üçgende bu açıyla bu açının toplamı 60 yapacak ya. O zaman buraya 60 eksi alfa kaldı. Açıya dal daldık. Zaten sıkıştığımız zaman açı eşitleri de verilmişse ki 60'tan burası da 120 ya. Açıyla ilgili bir şey verilmişse dal açıya kardeşim. Özel açı mantığında da kullanamıyorsan. E sonra ne yapacağım? Aa burası 60 alfa. Burası 120. Toplam 180 eksi alfa yaptı. O zaman 180'e tamamlayan açısı bak burası da alfa yaptı. He, dur. Şimdi işler değişti. Şimdi ben sinüs alfayı bulmaya çalışacağım değil mi? Evet. Sinüs alfa nasıl bulunur? Hocam dik üçgenle bulunur. Mecburen bunu çizdim. Bunu çizince hem sinüs alfaya ulaşıyorum hem de neye ulaşıyorum? Burada 6'yı da kullanabilirim. 90'ın karşısı 6 iken 30'un karşısı 3 olur. Burası da 3 kök 3 olur. Şimdi sinüs alfaya da buradan ulaşabiliyorum bak. Bak çok çakal bir soru. 3 3 kök 3 bölü x'e eşit oldu. Çünkü niye? Karşı bölü hipotenüs. E gel burada onun yerine onu yaz şimdi. E şunlar sadeleşsin böyle. 3 kalsın burada. O zaman bu 3 çarpı x çarpı sinüs alfa. Sinüs alfa da 3 kök 3 bölü x diye mi? X'lerden anay olmadı mı? Cevap 9 kök 3 yaptı. Valla mükemmel bir soru. Gerçekten hoş bir soru. Çok hoş bir soru. Yani evet zor bir soru ama şurayı var ya nasıl çalıştırdık? Nasıl çalıştırdık? Bak tekrarlıyorum burayı bak. Bir daha tekrar etmem lazım. Ben dedim ki 60'ın mantığını ilk kullan aramadım ama 6 verilmiş. Bu eşitlerde x yazdım. E, benden bu üçgenin alanı isteniyor. Bütün sır burada. E hocam bu alan. E kollar varsa açı yazayım o zaman buraya dedim. 6 çarpı x çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit olur dedim. Açıya dalmışken diğer açılarda varken açılara daldım. Şurası da alfa çıktı. Sinüs alfa lazım bana dedim. E dik çizdim. Hem 30-60-90 oluştu hem de sinüs alfaya. Çok güzel bir şekilde ulaştım. Gerçekten 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 mükemmel bir soruydu arkadaşlar. 44'ü de bu şekilde bulduk. Geldik 45'e. Bakalım ne demiş 45'te. Evet ABC ile DB ikiz kenar dik üçgen. Şu ikiz kenar dik üçgen. Bu da ikiz kenar dik üçgen. E A A buraya da bir B B diyeyim bak. Şimdi alan ABD'yi vermiş bize. Arkadaş şu üçgenin alanını vermiş bize. Alan CBE nedir diye soruluyor bize. Hmm, yapacak bir şey yok. Şu üçgende kollar var hocam. E arasındaki açıya da alfa diyelim o zaman. Şu alfa deyince şimdi alan ABD'den bahsetmiş ya. A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 değil midir bu? Evet bu 6'ya eşit olmuş. Tamam. Yani A çarp B çarp sinüs alfayı ben ne buldum böylelikle? Ya da AB çarp sinüs alfa bölü 2 kalabilir fark etmez. Ya da A a çarp B çarp sinüs alfayı böylelikle ne buldum? 12 buldum. Şimdi benden ne isteniyor? Hocam şu üçgenin alanı isteniyor. CB. E burada madem açıya daldım devam edeyim o zaman. E 90 90 180 ise bu ikisinin toplamı da 180 yapacak. Vay. Buraya da 180 eksi alfa kaldı. E o zaman bu üçgenin alanı da yazayım. A çarp B çarpı sinüs 180 eksi alfa bölü 2 diye midir bunun alanı? Evet. Sinüs 180. 180x alfa aslında nedir? Hocam sinüs alfa iş. Birbirini 180 dereceye tamamlayan tamam trigonometri bilgisi giriyor işin için ama bu böyle sorularla da karşılaşabiliriz diye bu soruyu da yazdım kardeşim. Sinüs alfayla sinüs 180x alfa birbirinin tıkısının aynısıydı. Yani burada bunun yerine ne yazıyorum? Sinüs alfa yazıyorum. O zaman bu alan a çarpı b çarpı sinüs ya bu niye yine geldi böyle ya? Dur bakayım. Şurası var ya sinüs alfa yazayım ha sinüs alfa. Bu alan yine geliyor yine geliyor. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Bazı bazen hata veriyor arkadaşlar tablet. Yapacak bir şey yok. A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit oldu bu alanda. A zaten A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 neydi? 6 idi. O zaman bu alanda ne eşit oldu arkadaş? 6 eşit oldu. Ya yerine yazardın. A çarpı B çarpı sinüs alfa 12 yazardın. Bunun yerine 12 yazdığınız zaman 12 bölü 2'den cevap 6 çıktı da diyebilirdik. Evet bazen de alfayla 180 eksi alfayı da bu şekilde kullandırabilirler. Güzel bir soru bu da. Böyle bir hatırlatma yapmak istedim sana da. Evet gerçekten sinüs Alfayla ile ilgili güzel sorular çözdük dostlar. Evet sonrası içte çember alan ilişkisi. Ağırlık merkezi alan ilişkisi. Benzerlik alan ilişkisi. O da bir sonraki derse kalsın. O zaman o zaman o zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders yani 14. günün ikinci dersi. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.